Halil Reçber Piyasaların herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Size bugün şu an bir diskotekten bağlanarak yorum yapacağım. Bu saatte ne diskoteyi falan diyebilirsiniz. Bu da benim saçmalamak olsun. Şimdi arkadaşlar hemen dolar TL'ye dönüyorum. Dolar TL'de hemen şöyle bakın. Dün akşam bahsetmiş olduğum gibi aslında bu tür hareketler alış fırsatıdır. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ilk ülkelerde para birimleri bu tür açıklamalardan, hemen şöyle birkaç para birimiyle de bir karşılaştırma yapacağım. Bakın Brezilya realinde de dün düşüş olsa da sonradan tepkilerin geldiğini gördük. Ve burada da çok enteresan önemli noktalarda olduğunu söyleyebilirim. Destek bölgelerinde olduğunu söyleyebilirim. Bir ayrışan şu an için gördüğüm kadarıyla Güney Afrika randı ama bu da büyük ihtimalle önemli destekte. Burada bir tutunma ve tepki süreci söz konusu olacaktır. Biz tabii dünyadan negatif ayrışmaya devam edeceğimizi tahmin ediyorum. Bu anlamda ve gördüğünüz gibi burada biraz daha sıkışma var ama şu 5.45 seviyesi üzerinde eğer kapanış yarın, bugün ne? Perşembe, Cuma, Pazartesi. Eğer 5.40-50 üzerinde kalabiliyorsak, ki kalabileceğini düşünüyorum ben. Hatta belki bugün 5.45'in üzerine de atabiliriz. Şöyle bir 4 saatlik grafikten bakayım. Bir de şöyle yapalım. Ortalamalı bakalım. Şunu alıyorum. Çok önemli bir direnç. Şu an burada büyük ihtimalle sıkışacak. Belki ilk etapta zor olabilir geçmesi ama eğer 5.42 üzerinde bugün kalıyorsa 5.45'lerin üzerine artmak isteyebilir. Böyle bir durumda da büyük ihtimalle biz dolar TL'de tekrar nereye gideceğiz günlüklerde? Görünüşsüz sarı bizim çok önemli ortalamamız, geçişi gösteren, orta vadeli geçişi gösteren bir ortalama. Bunun üzerindeki her hareketlikte biz beklediğim senaryo olan süreci desteklemeye devam edecek rakamları zaten biliyorsunuz. Şunu da bir not olarak düşeyim. Ben 6.80'den beri bu düzeltmeyi beklediğimi, artık 5.10'larda tepkilerin gelebileceği, dip süreci olabileceğinden bahsettik. Bu gerçekleştikten sonra 5.20'den itibaren de beklediğimiz bu trend çok güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Ha, ceviz yemeyen veya ceviz yeme alışkınlığı olmayan arkadaşlar biraz anlamakta idrak zorluğu çekebilir. Çok normaldir. Onun için şunu demek istiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu süreçte biz hemen hemen her adımı söyledik. Bize sataşma bağlamında söylüyorum tabii. İzleyenlerin de burada hoşgörüsüne sığınarak böyle bir espri yaptım. Umarım kimseyi kırmamışımdır ama bize eleştirdiği saldıranlara yönelik söylüyorum bunu. Şimdi evet, burada biraz daha yatay bir süreç söz konusu olabilir. Eğer 5.40-50'nin altında kapanış görecek olursak 5.35 ihtimalini konuşuyor oluruz ama benim kanaatim haftalıklarda gördüğünüz gibi halihazırda trend devam ediyor. Hareketin yukarı güçlenmesi için 5.50'lerin üzerinde kapanış şart. Bunu da potansiyel yükseliş ihtimali olarak halihazırda koruduğumu söyleyebilirim. Hemen kısaca şunu söyleyelim. Yukarıda hareketin güçlenmesi için 5.45-46'nın üzerinde kapanışlar şart. Aşağıda bu trendin devam etmesi için bugün 5.42'ler üzerinde kalması, Cuma gününe kadar da 5.40'ların üzerinde kalması önemli. Söyleyelim. Yukarıda 5.45-46 dirençler. Aşağıda 42 bugün için destek. 40-50, 5.40-50 de önümüzdeki 2 günün önemli desteği. Bu aralıkları söyledim. Eğer 5.40-50'yi aşağı kıracak olursa 35-36'ları konuşuruz. Böyle bir ihtimal şu an için bizde, bizim iç dinamiklerimizden seçime giderken biraz daha zor. Onu söyleyebilirim. Hemen buradan şöyle bir endekse de döneceğim. Garanti Bankası biraz önce dikkatimi çekti. Bakın Garanti Bankası'ndan haftalıklardan yola çıkarak geçmiş dönemde oluşmuş bir tablo söz konusuydu. Şu an geldiğim gördüğüm kadarıyla HDTR'ye göre de ve uzun vadeli resme göre de Garanti Bankası geçmiş dönemde de bu tarz spike'lar, haftalık çok sert yükselişler gerçekleştirdi. Bakın daha önceden de gerçekleştirdi. 3 tane çok önemli görüntü var ve gördüğünüz gibi sert bir yukarı hareket, sonra çok ciddi çöküş. Aynı şekilde çok sert bir hareket, çok uzun süreli düşüş. Bunlar haftalık grafik olduğu için zaman alan grafikler. Burada da yaşanan yükselişe baktığımızda büyük ihtimalle burada ve arkasından şöyle bir benim senaryoma
istinaden gerçekleşmesini bekliyorum. 1-2. Yani bu seviyeler nereleri? Gördüğünüz gibi 9.66. Şu an zaten bunun üzeri görüldü. 10 maksimum. Buraya gideceğini, 10'a gideceğini zannetmiyorum. Ve benim daha önce de sizlerle paylaşmış olduğum gibi, hemen şöyle açıyorum. Günlüklerden yola çıkayım. Nasıl ki bu süreci şöyle yine az ceviz yemiş arkadaşlara hatırlatma babında söylüyorum bunu. Bu bölgenin bir dip olduğunu, bu bölgenin dip olduğunu, buradan artık rally'nin başlayacağını söylediğimizi, nokta nerelere yükselip düşebileceğini söylediğimiz gibi, aynı zamanda geçmişte 12'lerdeyken de çok uzun süreli bir düşüş ihtimalinden bahsettiğimizi hatırlatarak, şu an geldiğimiz noktada büyük ihtimalle artık bir kar realizasyonuna yakın olduğunu düşündüğümü tekrar söylüyorum. Garanti Bankası'nda şu an için zirveye ulaşıldığını düşünüyorum. Ve ilk geri çekilmede buradan gelebilecek bir kar realizasyonunda ilk etapta 9.48 izlenmeli. 9.48 1-2 Pazartesi günü altında olması lazım. Altında olduğu takdirde burada tekrar bandın içine dönerek şu band alt seviyesi 8.5'a doğru geri çekimler görebiliriz. Şimdi izliyoruz. XU100 endeksi açısından bir değerlendirme yapacak olursak, endeks şu an için bir düşüş sonrası tepki isteği olsa da, bakın DAX endeksine bakın, çok sert geri çekilme görüyorsunuz. Dow Jones endeksine bakın, aynı şekilde geri çekilme ve bizimle benzer hareket içinde olan, gelişmekte olan ülkeler. Şimdi Fed'in açıklaması şu arkadaşlar, ben daha önce de bahsetmiştim, hatta geçen sene 1,5 yıldır bahsediyorum. Fed 2019'da faiz arttırmayı değil, faiz indirimini bile konuşabilir demiştim ki 1-1,5 yılı geçiyor. Şimdi Fed'in bu açıklamasına baktığımızda özet şu: ya biz fazla faiz arttırdık, böyle gidersek büyüyemeyiz, böyle gidersek durgunluk işareti olur. Zaten dünya durgun, bu daha sıkıntılı olur. Bunun anlamı, özeti budur. Bu ne yapar? Durgunluk geliyorsa, bir işaretse bu, çok büyük ihtimalle Amerikan hisse senetleri başta olmak üzere dünya hisse senetlerinde, gelişmekte olan ülkeler hisse senetleri endekslerinde ciddi kar realizasyonlarına lütfen hazırlıklı olalım. Zaten sık sık da ifade etmiş olduğunuz gibi, endeksten ne olursa olsun, pozisyonunuz ne olursa olsun, daha doğrusu endeksten ne olursa olsun, önemli olan sizin içinde bulunduğunuz pozisyon, sizin içinde bulunduğunuz trend. Düşen trendten de para kazanma ihtimalini veya farklı yatırım alternatiflerinden de para kazanma ihtimalini bir kenara yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdilik durum bunu gösteriyor. Bovespa'da da gördüğünüz gibi neredeyse dün akşam gelen %3,5'luk gün içi satışları da düşünecek olursak, burada kar realizasyonları büyük ihtimalle bizde de 100 endeksle karşılaştırdığımızda şu an için bu bölgede tutunmak istiyor, ama dün görülen 103.200 seviyesi bugün öğleden sonra tahmin ediyorum ki aşağı zorlanabilir. Çünkü görüyorsunuz bant ortalamanın altında. Önümüzdeki saatler şu an için direnç olarak karşımıza 104.200 çıkıyor ki buranın geçilmesi şu an için zor. Aşağıda tekrar 1000 puanlık bir satış ihtimalini konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Saat kaçtan sonra? Saat 11.30-12.30. İkinci seansla birlikte bu ihtimal artacaktır diye düşünüyorum. İlk etapta 103.000'ler. 103.000'lerin kırılması, bakın daha önce de oluşan bir takım benzer tablolar söz konusu. Çok sert. Bunlar tepki, arkasından daha yıkıcı satışların gelmesi ihtimali söz konusu diye düşünüyorum. Bunun ötesinde X30 yakın vadeye bakalım sonra da. Bir daha gram altına bakalım isterseniz, onu da. Burada gram altında, pardon, 30 endekste de şu an için direncin 132 olduğunu söyleyebilirim. Aşağıda 131 destek, şu an için bu aralıkta seyrettiğini görüyoruz net olarak. 132'nin çok önemli direnç olduğunu düşünüyorum. Burasının geçilmesi zor. Aşağıda 130.800'in kırılması halinde çok ciddi bir düşüşle karşılaşacağımızı söyleyebilirim. Aynı şekilde aynı durum burada da teknik olarak baktığımızda bir distribasyonu gösteriyor net olarak, bakın adeta bir dağ edasında ve düşüş. Eğer bunun da bir formasyon özelliği, figür özelliği olduğunu düşünecek olursak, 130'ların altına kadar bu noktada beklentimiz söz konusu diyorum. Ve 100 endekse de aynı durumu eğer şöyle bir
şekil çerçevesinde değerlendirecek olursak, figür çerçevesinde değerlendirecek olursak ilk etapta 102 bin. Seçimden önce 100 binin altını görür müyüz? Benim beklentim seçimden önce borsa 100'ün altını görme ihtimali giderek artıyor. Herkese bol kazançlar. Bir takım gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağım ama gram altına şöyle bir bakalım. Evet, gram altında istek yukarı devam ediyor. 230 demiştik. Bakın 230'un üstü. 230'un üstünde neresi var demiştik. İlk etapta 235-237. Buraya doğru bir atak söz konusu olabilir. Eğer şu durumda şunu bir fincan kulp olarak alacak olursak, bunu da söyleyeyim. Fincan kulp olarak alacak olursak, normalde ertelememesi lazım. Şöyle bir harekette kademe kademe nereye gelebilir gram altın bakalım. Bir, ne demiştik? 237 demiştik. 241 ilk etapta. Şöyle alıyorum tahmini. Ortalama bir şey çıkartacağım. 241-245'e kadar potansiyel hedefi var. Bunda bir not olarak düşebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlemeye devam edebilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz eğitimlerimiz devam ediyor. İzmir eğitimi için 2 kişilik yerimiz kaldı arkadaşlar. Kontenjanı her zaman açıyoruz. İzmirli katılımcılarımıza ve çevre illerden katılımcılarımıza ben teşekkür ediyorum. İzmir eğitim danışmanlık olarak tüm detaylara sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.